Evet, biliyorsunuz Çirkin Krallar İskorpitler. Şimdi keseceğiz. Güzelce pilatosunu alacağız bu şekilde. Etini ayırıyoruz böyle. Yine aynı şekilde. Şimdi bunu kavurma yapıyorlar, şiş yapıyorlar bu şekilde. Güveç de güzel olur. Haşla salata yap mesela, zeytinyağı, limon sıkabilirsin veya salata üstüne didik didik doğrayabilirsiniz. Çirkin krallar. İkiniz yanıdır. Yıldızlı. Bir de buna tulum çıkaracağım. Böyle kılçıksız yaptım, böyle daha pratik oluyor da. Şimdi diğer türlü bu tulum çıkartalım iskorpiteye. Sırt dikeni alıyoruz üstüne. Oo, bizim tatilci gelmiş ha. Bölüm hoş geldin. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Sırt dikenini aldık. Alt dikenlerini alıyoruz. Tabii elimize batırmamak kaydıyla. İçini alacağız. Bu da havyarı, iskorpitin biraz acayip bir sıvısı bir havyarı var. Şöyle şimdi tulum çıkaracağız. Elimizdeki bıçak şimdi filoto bıçağı olduğu için genelde bu tulum çıkarmak için ufak bıçakları kullanın. Ufak bıçaklar daha böyle pratik olur. Görüyorsunuz bu şekilde. Yani bu şekilde bunları böyle tavada doğruya. Yani aslında bu kılçıklarını ziyan etmemek lazım. Yani çorbada kullanabiliyor. Genelde çöpe gidiyor. Yeter ki onun suyunu almak önemli. Suyun kaynatsam bile içine havuç patates koyabilirsin mesela. Biraz dereotu. Domates o şekilde balık çorbası yapılabilir. Kendisi